Çok kötü fiyatlar. Söylemeye gerek yok. Yani 500 liraya 2 kola. Her gün zam, her gün zam. Gelen zamlar da normal değil. 4 poşet aldım 1000 lira. Bugün kolay kurtuldum. Az şeyle kurtuldum. Et filan almadığımız için uygun. Çok kötü fiyatlar. Dilediğinizi alabildiniz mi? Tabii ki hayır. Kim yapabiliyor ki? Yani öğrenciyiz burada. Öğrencilerin hepsi burada perişan yani. Kazanmak bir dert, geçim derdi bir dert burada. Keza ev fiyatları aynı şeydi. Yani en temel gıda peynir zaten en ucuz. Ekmek keza öyle. Zeytin, kahvaltılık ürünler. Yani bunlar çok basit ürünler ama çok fazla. Şurada 3 parça çok aşar. Fiyatlar çok yüksek. Yani 4 poşet aldım 1000 lira. Yani buradaki öğrenciler nasıl geçimlerini sağlıyorlar ben hala şaşırıyorum. Bu kadar değildi. Şu an bakıyorum yani bir zeytin alacağım 50 lira. Kaç 100 gram mı ne öyle bir şey. İnsanlar nasıl geçiniyor çok şaşırıyorum burada. En çok öğrencilere üzülüyorum açıkçası. Söylemeye gerek yok. Yani 500 liraya 2 kola. Yüksek fiyatlar. Yani zaten restoran işinde de bulunuyoruz biz çalışıyoruz. Her gün zam, her gün zam. Gelen zamlar da normal değil. Bir anda %30, %40 zam geldi oluyor sucuğa. Ya alıyoruz bir şekilde, alıştık. Yapacak bir şey yok, devam ediyor hayat yani. Maalesef hiç memnun değiliz. Çünkü raflarda devamlı değişiklik olduğu için net fiyatlar yazmıyor. Hep farklı fiyat çıkıyor. Her şey yükseldi. Paramız çok değer kaybetti. Fakirleştik. Bugün kolay kurtuldum. Az şeyle kurtuldum. Et filan almadığımız için uygun. Ama alınca Allah herkese yardım etsin. Özellikle fakir insanlara çok sıkıntılı bir durum. Yardımcımız olsun.